akşamlar efendim. Hoş geldiniz masaya. Bu akşam masada yılların eskitemediği efendiliğiyle, başarısıyla, duruşuyla çok hayran olduğum ve sevdiğim bir büyüğüm var. Korhan Abay masada, buyursunlar efendim, başlıyoruz. Hoş geldiniz. Gelir gelmedi de şımartıldım hemen yani. Tabii ki şımartılacaksınız. Çünkü şu masa sayesinde sevdiğim, kıymet verdiğim, tanıdık tanımadık bütün değerlerimizi ağırlama şansına sahip oluyoruz. Ne güzel, harika. Ve sizleri özleyen seyirciye de bir nebze de olsa sizlerle buluşturmuş oluyoruz. Çok teşekkür ederim, çok çünkü memnun oldum. Çünkü uzun zamandır sizi göremiyoruz, çünkü ekranda değilsiniz. Doğru, uzun zamandır ekranda değil mi? Yani şu anda ekranda için çok fazla bir şey yok. Böyle kaliteli güzel programlar da var, onları da hiç kaçırmıyorum gördüğünüz ne gibi. Ne mutlu bana, sahiden sizi özlemiştim, çok uzun zamandır görmemiştim. Canım, sağ ol, çok teşekkür ederim. Ve sizi seyrettiğim tiyatro oyunları, sahnedeki sunuculuklarınız, ödül törenleri, sahiden sizi izleyerek ve takip ederek bir dönem geçirdiğim doğrudur. Hayır, çok mu? Ben de diyorum ki devamlı doğayla bir türlü yolumuz kesişmedi. Evet. Şöyle bir filmde, bir şeyde, evet, tiyatroda yahut bir televizyon, işte şimdiye kısmetmiş. Evet. Tabii şimdi işim o kadar zor ki sizin karşınızda şimdi hem düzgün Türkçe konuş, doğru sorular sor. Yani birazcık testte gibi hissediyorum kendimi. Yok, aileden sen doğal olarak zaten bu işin içine doğmuşsun. Dolayısıyla hiçbir sorun olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle istiyorum ki çok eskiye gidelim, geçmişe gidelim. Hadi gidelim. Neler olmuş, neler bitmiş. 1954 yılında diş hekimi bir anne ve avukat bir babanın evladı olarak. 1954 mi? 64, 74 falan lazım. Hay Allah, niye bunu yanlış yazdınız? Ha. Hemen değiştiriyorum. Yılı da yok. İstanbul'da doğuyorsunuz. Fakat annenizin tayin nedeniyle de Konya'da geçen bir çocukluğunuz var. Konya Ereğli diyelim ona. Konya Ereğli. Görüyoruz efendim. Zaten hemen mikrofonun başında bir fotoğrafınız geliyor. İlk meslekteki ilk adımım o benim. Burada herhalde ilkokul mudur? Bu Galatasaray Lisesi'nin ilk hazırlık sınıfı. Hocamın yanında, hocamızın hemen yanında böyle kafamı çıkarmışım. Nasıl bir çocuktunuz? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir ev ortamı vardı? Muhteşem bir ailede büyüdüm. Benim annem ve babam hakikaten Atatürk Türkiye'sinin gerçekten aydın, namuslu, dürüst. Yani şunu söyleyeyim. Bir defa beni çok iyi yetiştirdiler. Her anne babanın harcı değildir. 11 yaşındaki çocuğundan ayrılıp onu yatılı okula göndermek, evet, kolay değildir. Hele tek çocuksanız. Evet. Kız kardeşim de daha yeni doğmuştu o zaman. Dolayısıyla son derece özverili, son derece dürüst insandı. Şu kadarını söyleyeyim. Yani sevgiyle büyüdüm tabii. Onların sevgisiyle ve özeniyle büyüdüm. Bana her zaman güzel şeyler aşıladılar. Yurt sevgisi, insan sevgisi, cumhuriyet sevgisi, Atatürk sevgisi, bütün bunları aşıladılar. Ve mesela ihtilal olduktan sonra, 60 ihtilalinden sonra devlet hazinesi çok zorluk çekti, işte fakir bilmem ne, alyanslarını çıkarıp verenlerdendir onlar. Çok kıymetlilermiş. Gerçekten, evet, o nesildenmişler, hakikaten öyle. Peki evin içindeki bu sanatçı kimliği olan bu çocuk, İçinden Gogol'le başlıyor maceranız galiba. Gogol'ün ilk oyunuyla evin içinde siz başlıyorsunuz kendinizi göstermeye. Anımsıyor musunuz onu, bir hatıra defteri? Anımsamaz mı canım? Eş, dost, ahbap, onları toplardık. Onları da severlerdi, sağ olsunlar gelip. Ay diye ben ağladıkça onlar da kendilerini paralarlardı. Ama bir delinin hatıra defterini oynardım, evet, onlara. Ve çocuk yaşta aslında Gogol ve bir delinin hatıra defteri bir çocuk için oldukça... Çocuktan biraz daha büyüktüm o zaman. Yani yavaş yavaş böyle hani... 13, 14, 15 ilk gençliğe doğru geliyordum. Ama sunuculuk, evet hayır oyunları daha küçükken. Evet, ona işte geleceğim. Evet, Erkan Yolaç sizin herhalde kahramanlarınızdan bir tanesi. O zamanlar öyleydi. Lafımızı balla bölüyorum. Çok küçük bir reklama gidiyoruz efendim, sonrasında buradayız. Buyursunlar. Katiyen o iki kelimeyi kullanmayacaksınız. İzmir Marşı'yla gelip falan filan. Ben her zaman söylediğim gibi yaş 62, yolun yarısı hele. Evet. Onu sunan sunucu rolüne çalışır ve o rolü oynardım. Başlangıçta öyleydi. Üşütmüştüm. Ertesi gün bir sesli geldim. Ses. Şu çizgiler, şu bunlar, o gün oldu işte. Ya tahmin ediyorum. 5 yaş kadar aldım o gün. Tamam dedim. Ben 4 ayda size İsveççeyi öğreneyim. O rolü oynayacağım dedim. Tebrik ediyorum. Çok çok güzel bir program. Çok kaliteli, düzeyli. Anımsıyor musunuz bu programları? Valla bu kadar da ders çalışmak olmaz ya.
Şimdi tabii sizi şöyle bir hatırlarken, sizi şöyle bir değerlendirirken, haddimize değil ama sunuculuk dediğimiz aslında ne kadar zor olan fakat basitmiş gibi icra edilen çok önemli bir meslek. Yok canım, çok basit, ne olacak? Herkes olabiliyor değil mi? Yoldan geçenin eline veriyorlar kartonları. Ya. Okuma yazması varsa onları okuyor, oluyor. Ya, evet. Ve siz bunu 8 lisan konuşarak yapan bir kişisiniz. Nacizane. Nacizane. Ve dönelim o zaman Erkan Yolaç'a. Evet ve hayır'a. İlk izlediğiniz zaman hissettiğiniz duyguyu hatırlıyor musunuz? Ben 8 dil konuşarak yapan birisiyim ama o zamanki idolüm 2 kelime kullanarak ya, yapan birisiydi. Evet. Erkan abi, canım benim. Dünya şekeri. Evet, çok, o zamanlar çok tutan bir radyo programıydı bu. Evet, hayır. İşte katiyen o 2 kelimeyi kullanmayacaksınız. İzmir Marşı'yla gelip falan filan. Radyo programıydı. Radyo programıydı. Öyle mi? Önce tabii radyo programıydı. Ha. Sonra televizyona geçti o. Benim küçüklüğümde radyodan dinlemiştim ben. Ve işte Sümerbank camiasıydı. Annem Sümerbank'ın diş hekimiydi çünkü. Babam da avukattı. Orada Sümerbank camiasının toplantılarında insanlara yapardım onu sahnede. Daha küçücükken, çok küçükken. Nasıl etkiliyor insanları değil mi? Rol modeli oluveriyor insanın, evet, etkiliyor, bir anda. Etkiliyor. O sırada mı acaba hissediniz? Ya ben de bir gün sahneye çıkmalıyım ve orada kendimi göstermeliyim. O duygular nasıl oluştu? Çünkü ailenizde sanat yok bildiğim kadarıyla, doğru mu söylüyorum? Yok ama sanatsever bir sanatsever ailedir. Yani mesela bütün şeyleri annem Yardımsevenler Derneği Başkanı, babam Halk Evi Başkanı olarak bütün tiyatroları, turneleri sırasında Ereğli'ye, Konya Ereğli'ye getirirlerdi ve orada bütün oyunları biz seyrederdik. Yani Ereğli'de olmamıza rağmen sezonun neredeyse bütün oyunlarını seyretme imkanımız olurdu. İşte dolayısıyla sanatçı bir aileden geliyorum. Tabii, ve o sırada içinize o sanatın tohumları zaten atılmış oluyor. Çok doğru. Yıllar sonra Erkan Yolaç'la ilk karşılaşmanızı hatırlıyor musunuz? Var mı bir anınız? Var tabii, TRT'deki programlarda ama özel bir şey söylemedim tabii o zaman onlara. Peki siz ben size bir evet hayır yapayım dediniz mi? Hayır, yok demedim. Hayır, ona cesaret edemedim. Yani hep merak ederim hakikaten Erkan Yolaç evet. Ben sanki evet ya da hayır demezmişim gibi, ki herkes böyle herkese söylüyor. Herkese öyle geliyor. Oldukça kolay bir şeymiş gibi sanki söylememek ama söylemek de çok mümkün. Yani söylemek mutlaka söyletiyor zaten. Çok enderdir söylemeyen, biliyorsunuz. Bence yok gibi bir şeydir yani. Aynen aşağı öyle. Aşağı yukarı. Evet. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitireceksiniz. Doğru. Ve Galatasaray Lisesi'nde okurken tiyatroyla daha da fazla ilgilenmeye başlıyorsunuz. Ve artık üniversite ikinci sınıftan itibaren de tiyatronun içindesiniz. Doğru. İlk adımı nasıl attınız tiyatroya? İşte yine bu ailemin tiyatro sevgisi. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu turnedeyken Ereğli'ye gelmişti. Ben de bir tatildi işte. Ne bileyim, 29 Ekim miydi? Başka bir tatil miydi? O tatilde işte Galatasaray Lisesi şeylerimiz, fotoğraflarımız da bunlar. Ay, çok... Tatilde Ereğli'ye gitmiştim ve Ali Poyrazoğlu'nun o oyununu, evet evet evetti galiba oyunun adı. Onu seyretmiştim. Yahut da başka bir şey, tam yanlış bir şey söylemeyeyim. Ondan sonra da oyundan sonra, tabii orası küçük yer, işte oyuncularla karşılaştık. Ali Poyrazoğlu'yla, Aydemir Akbaş. Ah. Tabii Galatasaray Lisesi'nden olması dolayısıyla, evet, Aydemir Akbaş hemen bana ilgi gösterdi, beni benimsedi. Alpay İzer vardı rahmetli. Ondan sonra İstanbul'a gittiğimde onları aradım. Ertesi sezonda onlar tesadüfen yeni bir oyun, amatör oyuncuları da kullanacakları da kalabalık kadrolu bir oyun yapıyorlardı, Americano diye. Aslında Costa Gavras'ın Sıkı Yönetim adlı filminden uyarlanmış bir oyundu bu. Orada da bana bir gazeteci rolü yaptılar. Ne büyük bir heyecan o sırada, öyle sorma, değil mi? Sorma. Çok büyük bir heyecandı ama çok keyifli oldu. Ve ilk denemede, daha ilk sahneye çıkışımda ilk repliğimi söyledim. Böyle yüksek sesle, ses tonum da maşallah yani insanları ürkütecek derecede. İlgi çeken bir Handan ses tonu. Handan Selçuk, İlhan Selçuk'un eşi, tiyatronun müdiresiydi. Ali Poyrazoğlu ve Alpay İzer'in şöyle bir bakıştıklarını gördüm. Tamam dedim, bu iş oldu. Hissettiniz onu yani. Hissettim oradan, yan gözle gördüm. Demek ki o zamandan ya, böyle bir sahne kaşarlığım varmış. Estağfurullah efendim. Ha, ilk sahne. Americano ile başlıyorsunuz. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. İstanbul'da bugün deliler boşandı. Çok oynadık. Dur konuşma, sus söyleme, sinekler de olacak. Bizim sınıf, yedi deliler, çılgınlar kulübü, morfin, hayvanat bahçesi, ki hayvanat bahçesi sanıyorum sizin oyununuz. Benim kendi yazdığım oyun, evet. Bir Almanya'da yazılmış bir kitaptan esinlenerek oyun haline getirmiş. Şu anda da Volkan Severcan, kardeşi Bora Severcan'ın
yönettiği bir akademi okul tiyatrosunda İzmir'de sergiliyorlar yine müzikal şeklinde. Evet. Ne güzel. Plastik sevgilim oğlum çiçek açtı. Ay ne güzel oyundu o. Muhteşem bir oyundur gerçekten. Ha geliyor zaten afişlerde arkada. Sinekli bu da çok güzel evet, bir oyundu ama. Evet. Bu deliler boşandı. Deliler boşandı. Ah ah Ayşen Guruda, Oya Başar ne çok insan vardı bunda. O nasıl bir tiyatroydu ki zaten. Ama kimler geçti o tiyatrodan? O çocuk Nilgün, yaşta Belgün. Orası evet. Değil mi? Ayşen Guruda, Oya Başar, Bülent Kayabaş, Aydemir Akbaş, daha kimler? Zerrin Özer. Ya evet kimler. Ve insan düşündükçe ve ben de çocukluğumun bir kısmını orada geçirdim işte. Sizlerin tabii arasında oyunlar ne kadar kıymetliymiş. O an yaşarken onları hissetmiyorsun ama. Hissetmedik o evet. Yaş aldıkça bambaşka bir şeye dönüşüyor. Tamirci, acaba hangisi ideal bir koca, havada bulut ve derken artık siz zaten tiyatronun artık içindesiniz. Sevenleriniz var, hayranlarınız var. Tamam. Tiyatro bu şekilde ilerliyor. Fakat bu 8 ayrı dil konuşmak, üst düzey kongreler sunmak, ödül törenleri sunmak. Burada kendinizi nasıl geliştirdiniz? Neydi sizin disiplininiz? Bunu bana anlatır mısınız? Aslında mesele şuydu. Tiyatro yaparken tiyatroda daha fazla ileriye gitme imkanlarının kısıtlı olduğunu gördüm. Çünkü ben komedi oynamayı çok sevmiyordum. Daha böyle psikolojik yapısı güçlü olan dramaları tercih ediyordum. Veya daha avantgard oyunlar oynama ama Türkiye'de çok bir şansı yok. Özel tiyatrolarda özellikle tiyatroda, evet. İnsanın. Dolayısıyla ya sunuculuğu bir denesem nasıl olur? Ben sunuculuk benim hoşuma gidiyor. Eski çocukluktan kalma evet. Şeyim, göz ağrım. Egemen Bostancı'ya gittim rahmetli. Evet, Egemen abi dedim ya ben sunuculuk yap. Öyle mi ya dedi. Hadi yapalım bilmem ne derken Çiğdem Tunç da bizi birleştirdi. İşte ve pazar sanıyorum değil mi? Ondan önce bu şeyler özel şeyler sundu. Özel sundu. Ama ondan sonra işte pazarda Namık Kasapbaşoğlu bir sunucu arıyormuş. Ben Bülent Varol'a söyledim. Televizyon, Ankara Televizyonu müdürüne. Aman dedi Namık birisini arıyordu. Hemen şey yapayım. Namık'ı aradı. Telefon etti benim yanımda. Namık da Korhan Abay ne güzel olur tamam demiş. Ve hemen ben sunuculuğa başladım. Arkasından işte pazar 17'den 7'ye tele tatil, tele çarşamba, çizgi ötesi, yaz gecesi rüyası, eller yukarı. Aman neler. Gizli Arkalar Festivali, oyun içinde oyun, yaz oyunları anımsıyor musunuz bu programları? Valla bu kadar da ders çalışmak olmaz ya. Bir kısmını ben bile anımsamayacağım neredeyse. O zaman size bir de bunları görüntülü olarak getirelim efendim. İnanmıyorum. Tabii ki buyursunlar geliyor efendim. Bir Azeri türkü var. Hareketli bir türkü. Ay nene. Ay nene ne demekmiş? Nene. Hı hı. Konser oluyor mu sık sık? Sık sık değil ama bazen oluyor. Zaman zaman oluyor. Zaman zaman. Bugünkü ilk parça hangi parça olacak? Bugün Johnny B. Goode isminde gene rock and roll bir parça söyleyeceğiz. Siyah beyaz bir şıklık içinde geldiniz. Tele tatilde ilk defa birlikteyiz. Evet. Beşiktaşlı mısınız yoksa? Beşiktaşlıyım. Türk sanat müziğinde. Türk sanat müziği. Hicaz makamında mıyız? Hicaz makamında. Ve böylece çizgi ötesine geçiyoruz. Çizgi ötesinde bu akşam yine 3 değerli konuğumuz olacak. Ama onlardan önce 3 de yarışmamız olacak sizlere. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Emeklilik günlerinin başlangıcındasınız daha. Siz aslında 41 yıldır çalışmaya alıştığınız için emeklilik tabii biraz tatsız bir deyim gibi geliyor galiba size değil mi? Öyle anlıyorum. Nasıl gidiyor hayat? Gayet güzel, yolunda. Kenan'la birlikte bu ara çok çalışıyorsunuz ama. Çok çalışıyoruz, çok koşturuyoruz, işler yoğun. Bir şey daha sormak istiyorum. Çok genç şarkıcı var şimdi sizin jenerasyondan. Bu rekabet ortamı sizler için iyi mi? Aynı şeyi size, hepinize soruyorum. Tabii ki çok iyi. 2-0 sarı takım önde. Fakat Kenan Doğulu muazzam hareketlerle gidiyor. Bakın. Bir gladyatör gibi gidiyor Kenan Doğulu. Emre Yerlici kendinden emin. 40 yıl önceye döndük. Dönelim. Madem ki sanat hayatının 40. yılı diyoruz. Evet. Ve ilk defa da bu programda açıklıyoruz galiba bunu değil mi? İlk defa biraz da prematüre açılıyor çünkü aslında bir ay falan aslında Nisan ayıdır başlangıcı ama artık canım artık tamam. 58, 88. Doğru da 30 ya ilk defa da burada açılıyor doğru dedi. Evet. Merhaba diyor ben R harfini R'leri söyleyemiyorum çok üzülüyorum lütfen yardımcı olun. Sevgili İstanbul'dan Cansu. A, B, G, U, L, E, G, A, L, B. Bilmiş abla. Benim balığım çok obur. Yiyip yiyip şişmanlıyor. Artık akvaryuma sığmamaya başladı. Ne yapmamalıyım? Ankara'dan Fazilet arıyor.
spor yapsın. Balık mı? Antep'te biber fıstık, kapıya balta astık. İkimize yetmez mi? A güzelim bir yastık. Bu da Gaziantep yöresinden bir maniydi. Çünkü Gaziantep oynadılar. Değil mi sen efendim? Sen Karacaoğlan gibi oldun bu akşam ya. Nasıl? Karacaoğlan gibi oldun. Dakika başı bir şey patlatıyorsun. Ah, keşke kendim yazabilseydim. O yazılmış manilerden seçiyorum. Evet şeyde. Sizde. Çok güzel. Vallahi çok güzel bir gezinti oldu. Uzun zamandır, yani uzun zamandır değil, yaptıktan sonra hiç izlemediğim şeyler tabii. Bantlarda duran şeyler. Fakat tabii o zamanın dekorları, o zamanın kostümleri, bizim giydiğimiz şeyler falan ne kadar farklı duruyor değil mi? Şimdi bakınca hatta sakil geliyor biraz. Çok değişiyor her şey tabii. Çok değişiyor 80'ler, tabii. 90'lar, tabii. 2000'ler. Siz işinizi çok severek yaptığınızı biliyorum. Tabii ki öyle. Kesinlikle. Zorluklarla nasıl mücadele ederdiniz? Baş etme şekliniz nedir? Sevmek deyince oraya geçmeden önce. Tamam. Ben kendimi dünyanın en şanslı insanlarından biri olarak görüyorum. Çünkü ben sevdiğim işi yapıyorum ve sadece sevdiğim şeyleri yaptım hayatım boyunca. Bir de üstelik iyi kötü para kazandım. Yani hayatımı idame ettirecek kadar öyle çok büyük paralar kazanmadım belki ama dolayısıyla çok büyük bir şans bu. Zorlukların üzerinde... Çünkü canlı yayınlarınız vardı sizin. Yani o zaman nasıl o zorluklarla baş etmek ya da kendinize ait bir sırrınız, işte şöyle toparlayabilirdim, buydu benim dayandığım, güvendiğim şey. Ben doğallığı tercih ettim hep ki aslında başarının anahtarı da orada. Yani bir sunucunun başarılı olması doğal olmasından geçiyor aslında. Her yerde böyle, yani bu kuraldır. Bu kuralı sonradan şey yap. Ama tabii bu doğallığı yakalamak o kadar kolay değil aslında. Tiyatronun çok büyük yardımı oldu. Oyuncu olmanın. Oyuncu olmanın. Bu tabii. Bir rol müydü? Yani Koranabay bir rol müydü? Başlangıçta öyleydi. Öyle başlangıçta mi? Yazıyordum, hala yazarım ama sunuşlarımı. Sunucu, onu sunan sunucu rolüne çalışır ve o rolü oynardım. Başlangıçta öyleydi. Ama sonra sunuculuğun daha farklı bir şey olduğunu gördüm ve onu biraz daha doğallaştırdım. Biraz da ama her zaman ön çalışmamı mutlaka yapıyorum. Yani mutlaka metinlerimde genellikle kendim yazarım. Hani getirsinler elime kartonların üzerinde. Ben kartonu okuyayım şey hiçbir zaman öyle değildiniz. İşte o büyük tiyatro ödüllerini siz sunduğunuz dönemler. Şimdi bu olmaz. Oscar ödüllerini, törenlerini mutlaka seyrediyorsunuz. Seyrediyorum. Orada ne kadar özenli bir tören hazırlığı oluyor oyuncular. Çok milimetriktir o tabii. Tabii. Ne kadar çalışılıyor oraya ve sahiden sizin üstünüze bir sunucu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu törenler yapılıyor, ediliyor ama tabii ki gençler, işte bizler, tabii ki bizler de şansımız deneyeceğiz ama elbette, burada da bir elbette. Markalaşmak var. Bir şimdi klasik bu... diye bir şey var. Öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Yani eğer öyle diyorsanız öyledir tabii ki. İşini iyi yapmak ve bunun karşılığını almak diyelim ona. Ben bu karşılığı yeterince aldığımı düşünüyorum. Ama mesela bazı konularda da kesinlikle artık gençlere de yer açmak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin geçtiğimiz yıl Afife Tiyatro Ödülleri törenini ben 20 yıl büyük bir onurla sundum ama son 4-5 yıldır artık yavaş yavaş söyledim yani yeter. Daha genç bir arkadaşımıza devredelim bunu. Ben buna katılmıyorum işte. Çünkü o bir klasik yani. Onu değiştirmenin bir anlamı yok. 1000 tane ödül töreni var. Yok müzik ödülleri, güzellik ödülleri, dizi ödülleri, oyuncu ödülleri. Yani onları sunalım yani. Onları olsun. Bizler sunalım da. O önemli, o klasikleşmiş, hepimizi etkileyen, ciddiye aldığımız törenleri de ustalar sunsun. Sağ olun ben. Canım. Arada yine görünürüz fikrim. Biz ama genç arkadaşlara nitekim bu yıl ilk kez bir devir teslim töreniyle Afife Tiyatro Ödülleri'ni devrettim. Evet efendim biliyorum haberim var. Beni kırdınız şu anda. Niye devrettiniz der, benim istediğim neden olmuyor. Hadi ödül törenlerinden konuşurken ödül törenleriyle ilgili de bir kolejimiz var sizler için hazırladığım. Sonra o törenlerle ilgili ipuçlarınızı da soracağım. Buyursunlar gelsin. Değerli sanatçılarımızı da uğurladıktan sonra zaman tüneline son bir kez girmeyi öneriyorum sizlere. Yorgun ve bitkin bir teba topluluğunun küllerinden yaratılmış dinamik bir ulusun özveriyle kalkınmaya çalıştığı yıllara dönmek istiyorum. Atatürk her davranışıyla halkına moral aşılamaya özen göstermektedir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Look, bu arada Eurovision 2004'ü birlikte sunuyoruz yeni yaptığını unutmuş değilim. What have I done? Ben sana ne yaptım ki? Söyleyeyim, benim yerime Pamela Anderson'ın olmasını istedin. And you wanted George Clooney. Sen de benim yerimde George Clooney'nin olmasını istedin. Figo'dan touch...
Geldi Ronaldo. Ronaldo'dan Zidane. Zidane'dan Beckham. Beckham gidiyor. Beckham gidiyor. Beckham. Şut. Gol. Ladies and gentlemen, the last award of honor of the 42nd festival goes to a brilliant actor from the USA. If he's respected that much all over the world, Mr. David Carradine. Sahnede ya da sizler gibi salonda, yani dördüncü duvarın o tarafında ya da bu tarafında bulunarak bu tiyatro bayramına bir şekilde katılmanın mutluluk ve sevinç kaynağı olması gerektiğini düşünüyorum. Efendim, yılın en başarılı kadın oyuncusuna geçiyoruz. Öner Erkan, Ayça Varlıer'i davet ediyorum. İpuçlarınızı söyleyin bana. Bilmiyorum, kriz yönetimi. Onun bir şeysi var mı, formülü var mı bilmiyorum. Bir defa dersini çok iyi çalışmış olmak ve sahneye, olaya çok hakim olmak lazım. Ya yani işte. Konukların, ödülleri sunanların falan da şaşırdığı anlarda o hataları telafi edecek kadar hakim olmak lazım. İşte. Tabii kafasının açık olması lazım insanın. Yani. Algıların çok açık olması lazım. Onun dışında valla tiyatrodaki improvizasyonla ilgili bir şey bu. Özel bir çalışması, özel bir formülü bence yok. Anımsadığınız bir potunuz var mı? Başıma öyle bir şey geldi ki, ağzımdan öyle bir şey çıktı ki. Yaşadınız mı böyle bir şey? Yani pot değil ama bir şey vardı. Onu sunacaktık. Yabancı, uluslararası bir şey, bir katılım töreni. Onu sunmak için bütün hazırlıklar yaptık. Muhteşem sevgili Güner Özkul'la birlikte sunacaktık. Efendim, bütün hazırlıklar yapıldı. Metinleri yazdım. Gayet güzel metinler gitti. Hepsini beğendiler, bayıldılar falan. Fakat bir gün önce de İzmir'deydim. Açık havada bir toplantı sunuyorum. İzmir'in bu Dünya Ticaret Fuarı'nı alması için bir haber geldi. Dünya Ticaret Fuarı tamam kazandık bilmem ne diye TRT altyazı geçmiş bilmem ne. Kıyamet koptu. Tabii biz de milletin coşkusuna sahnede katılayım ben de. Tabii bağırdım ettim, ses de zorlandı. Bir de rüzgar çok esiyordu zaten. Üşütmüştüm. Ertesi gün bir ses geldim. Yok. Ses. Ay, en korktuğum şey. Ve çıktık şeye, hadi düzelir dedik. Ses çıkmadı orada. Rezalet. Ben çok az laf söyleyerek sevgili Güner idare etti. Dedim ki bir ara mikrofonu yakayım. Kusura bakmayın dedim, siz havacısınız, bu işlerden anlarsınız. Bir uçakta acil durum olduğu zaman motor arızası falan gibi yapılacak şey ilk meydana inmektir. Fakat burada meydan falan da yok. Hiçbiri inemiyorum. Şimdi, evet, sizin hoşgörünüze sığınıyorum, kusura bakmayın dedim. Bir alkış geldi orada, biraz affettirmeye çalıştık ama korkunç bir şeydi. Tabii ki tahmin edebiliyorum ama orada da işte doğallık ve samimiyet zaten orada seyircinin de anlayabileceği bir şey ama oluyor. Ama işte bakın şu çizgiler, şu bunlar o gün oldu işte. Ya tahmin ediyorum. Beş yaş kadar aldı bugün. Ama potunuz yok yani, lazımdan bir şey vardır, çıktı. Vardır mutlaka vardır ama herhalde. Hatırlamıyorum. Ben çok iyi hatırlayan birisi değilim. Sinirli maalesef. Misinizdir? Sinirliyimdir. İşinizde mi? Özel hayatınızda mı? Özellikle işte. Yani iş olacağı zaman. Mesela bu sabah bile programa çıkacağız değil mi? Ne olacak program işte, sohbet ediyoruz yani. Evet. Benim bir sorumluluğum yok burada falan ama buna rağmen belli bir şey oluyor insan, böyle bir gergin oluyor. Asistanım bir iki fırça iyi veriyor arada. Durup dururken. Belki işler aksi gittiğinde veya istediğiniz gibi olmadığında verdiğiniz bir tepki olabilir o. Saygısızlığa çok sinirleniyorum. Hayvanlara eziyet edilmesine çok sinirleniyorum. Ve hayvanlara eziyet edilmesini savunan insanlara çok çok sinirleniyorum. Hiç sormayın, aynı fikirdeyim. Aynı gezegende bu insanlarla yaşadığımızı düşünüp onlar yokmuşçasına yaşamakta fayda var. Çünkü ben hastalanıyorum, bayağı ateşim falan çıkıyor. Biliyorum senin de çok sevdiğini yani, psikolojim hayvanları. Psikolojim bozuluyor. Mesela eşim falan bana yasaklıyor. Yok diyor, hayır hayvan işte gitmeyeceksin, görmeyeceksin. Çünkü gerçekten hastalanıyorum. Tahammül edemiyorum ve algılamam mümkün değil. Onunla ben aynı gezegende yaşıyor olamam. Yani aynı toprakta yaşıyor olamam. Bir hayvan seversiniz ve sizin de hayvanlarınız var. Gelsin i̇şte efendim. Benim çocuklarım onlar, bebeklerim. Ay değil. Çok güzeller. Kızım, Akita galiba öbürü değil mi? Kızım, arkadaş. Efendim bir tanesi gül beyaz, beyaz olan şu gül beyaz. Öndeki Akita değil mi? Öndeki şey Husky. Sibirya kurdu. Evet ama onların kahverengilerini Akita diyorlar ya. Ha, olabilir bilmiyorum. Evet, ben cinslerini de doğru düz bilmem zaten hayvanların. O da karamel. Çok güzel. O da bir tane de o bunlarla gezmiyor. Bir tane de maskemiz var. O sokak köpeğiydi, yaşlandı. Üşümeye başladı sokakta. Geldi bir gün bizim apartmandan çıkmadı. Biz eski dosttuk zaten onunla. Ne güzel. O da geldi, ona bir oda ayırdık ama bunlarla tabii bunlar daha eski olduğu için
aynı yere gelmiyorlar peki. İşte şu farkındalığın ayrı artmasını çok istiyorum. Çok da çabalar veriliyor ama maalesef bazı şeyleri anlatmak mümkün olmuyor. Yok, anlatacağız. Yani medeniyet dersi veriyor bazı insanlar. Medeni ülkelerde sokakta köpek yokmuş. Evet. Sokakta köpek yok, evet, ama onu sağlamanın yolu köpeklerin hepsini öldürmek yahut bir yere aynen, kapatmak aynen değil. Öyle. Onu kısırlaştırırsın, bütçe ayırırsın belediye ve devlet olarak. Yavaş yavaş kısırlaştırırsın. 5 yıl sonra gözle görülür biçimde azalır. 10 yıl sonra çok azalır. 15 yıl sonra artık sokakta köpek kalmamaya başlar. Hmm. Bu iş böyle halledilir. Evet. Yoksa bana medeniyet dersi vererek, bütün hayvanları öldürerek medeniyet falan filan öyle şeyler olmaz. Ve işkence ederek. İşkence ederek. Evet. Konuyu değiştiriyorum. Hemen değiştiriyorum. Asabımız bozulmasın. Evet, evet. Eminim seyircilerimiz de aynı fikirdedir bizimle. Sunuculuk hayatınızda, kariyerinizde yetişebilmek için uçak pilotu oldunuz, doğru mu? Doğru. Bir bakıma doğru. Duydum, en muazzam şey. Yani uçak pilotu, yani zaten sebebi küçükken aslında pilot olacağım dediğim bir dönem vardı. Özel hakikaten. Uçak pilotu bu arada, özür dilerim. Zaten tabii yani değil. Aynı şey ama tabii uçuş ki, prensipleri aynı. Aynıdır. Nasıl sadece başladı bu macera? Şöyle, TRT'de o teletatil programını sunmak için gidiyorduk. Teletatil, evet. Ya o telepazar falan, evet. İşte o programda, evet. her hafta İstanbul'dan kalkıp gidiyoruz ama saat 10 uçağıyla falan gidiyordum. 2'de de program başlıyor. Fakat o zamanlar öyle rötarlar oluyordu ki, yani bir de rötarları şey diyordu. Şu numaralı uçuş bir süre gecikmeli olarak yapılacak. Ne, evet. Zaman olduğu da belli değil. Belli değil. Ondan sonra bir süre daha gecikmeli oluyor. Bir gün mü, iki gün mü? Hayır, neredeyse. Bir iki kere şeye son anda yetişip, arabada kostüm giyip, takside kostüm giyip, uçakta tıraş olup falan yetişince, dedim ki kardeşim bu iş böyle olmaz. Bu nedir dedim ya. Bütün dünyada oluyor, biz de yaparız. Hemen araştırdım, ben pilot olacağım dedim. 3-5 kuruş toplarsak küçük de bir uçak alırız. Yani pardon, küçük uçak kadar pahalı bir şey. Sizin uçağınız mıdır? Evet, bu benim uçağımdı. O benim uçağımdı. Bu başka, bu uçan sunucu ama bu şeyde Trabzon'daki gençlik oyunlarını sunarken o şeyde bir rüzgar tüneli onun üzerinde. O da çok keyifli bir şey. Bu işte benim küçük uçağım. Baya siz küçük valizinizi koyup oradan oraya uçağınızla. Uçuyorduk bazı şeylere, yani aynı gün içinde iki ayrı yerde sunduğum da oldu mesela. Öğlen bir yerde bir açılış törenini sundum. Akşam bir gala sundum. Şeyde Antalya'da öğlen bir şey sunup akşamleyin kendi uçağımızda gidip Bursa'da bir şey sundum. Şahane bir lüks bu ya. Yani lüks. Bir de tabii insanlar uçak deyince çok aman aman bir şey zannediyor. Şu uçak işte bir orta halli bir 4x4, evet. Arazi aracının fiyatıyla alınıyor. Burada zor olan onu ayakta tutmak. Bakımı. İşte parkı, doğru. Şusu, busu, şu an hala uçuyor musunuz yoksa? Uçmuyorum. Uçağı sattım. Bir de John Travolta var dünyada, değil mi? O da setlere uçağıyla gidip geliyor ya. O da var. Birkaç tane var. Var. Ama John Travolta ciddi jet met falan yani. Uçuyor. Evet evet, o bayağı ciddi uçuyor. Hayatını adamış zaten, ben onun bir... Bir de onların daha çok paraları var. Birazcık daha çok yani. Biraz. Hani bir 20-30 milyon dolarcık falan yani, o da bir şey değil, ne olacak? 20-30 milyon dolar biraz çerez kalır onlarda galiba. O da doğru. Yaşadıklarınızı sunmak ya da sunmamak adına bir kitapta toplamak hayali var. Şu tembelliği bir bırakabilsem o olacak. Çok hoşuma gitti ismi. Ya sunmak ya da sunmamak, değil mi? Hamlet'in olmak ya da olmamak. Sunmak ya da sunmamak ya da düşünmüştüm acaba Ladies and Gentlemen mı koysam diye. O da olabilir. İçinde anılarınız mı olacak? Ne anlatacak o kitap? Her şeyi anlatacağım. Yani nasıl girdim işte, var ya tiyatrocuların, sinema oyuncularının hatıratı. Anılarını anlattıkları, öz yaşamlarını ama anlattıkları. Ama onları çok önemsiyorum ben, biliyor musunuz? Çok güzel kitaplar onlar. Çok keyifli tanımış oluyor tabii. Tanımış oluyorsun, onun kaleminden kendi hayatına yolculuk yapıyorsun. O yüzden estağfurullah tembel dediniz ama belki biraz hızlı artık başlasanız iyi olur. İstiyorum yani, çok istiyorum, hakikaten istiyorum. Belki insanlara da bir şeyler vermiş olurum yani, işte benim hayatımdan bir dersler çıkarabilir belki insanlar. Bence kesinlikle olur. Bunu lütfen tekrar düşününüz. Çok merzi. 8 dili konuşalım. Hangi dilleri konuşuyorsunuz efendim? Türkçe. Evet. İngilizce ve Fransızca. Türkçe. Yani şimdi tabii bu abartılıyor bu konuda. Öyle mi? Şöyle abartılıyor. 8 dil deyince sanki hepsini sular seller gibi konuşuyor. Yok ama Türkçe, hakimiyetiniz Türkçe, Fransızca, var. Almanca, İngilizce. Tamam, onları improvize olarak her şeyi sunabilirim. Tamam. Konuşabilirim, o başka. Şimdi bunun dışında dil öğrenmek, sadece öğrenmek, okuduğunu anlamak veyahut çat pat konuşmak değil. Böyle
normal akıcı biçimde konuşabilmek için pratik yapmak gerekiyor. Yani o ülkede olmak veya o ülke vatandaşı, o ülke dilini konuşan insanlarla sürekli konuşabilmeyi gerektiriyor. Bu imkan yok tabii şimdi 8 dilde hangi birine gideceğim? Evet. Neyse Fransızca, Türkçe, İngilizcenin dışında İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Rusça ve biraz da İsveççe. Bitti zaten. Bitti İsveççe. Ne kaldı geriye? Ve yine İsveççe nereden çıktı diyeceksin. Onu da ama herhalde bir şey sundunuz diye oradan. Dünyada 9 milyon kişi var sadece İsveççe konuşan yani. Ve biri de sizsiniz şu anda ve benim masamdasınız. Bu ama harika bir şey. Filmde oynadım orada da. Ha, öyle mi? Filmde öğrendiniz. Ve bununla şöyle bir güzel bir kolejimiz daha var. Yani görüntülerimiz var. Kremlin Kızıl Ordu'da da. Bir konser sunumunuz oldu. Doğru. Onu Rusça ve Türkçe sunmuştum. Evet. Onu da size bir bu programın içine yerleştirmek istedik ki size bir hatıra daha. Ne güzel, çok güzel. Buyursunlar, gelsin. Rusça denilince aklımıza bir büyük ülke geliyor. Uçsuz bucaksız topraklarda yeşermiş müthiş bir uygarlık. Edebiyat, müzik, tiyatro, spor ve bilim alanlarında tüm dünyaya öncülük etmiş bir kültür. İşte bu gece bu engin kültür mirasının sahiplerine bir başka uçsuz bucaksız kültürden, bizim öz kültürümüzden örnekler tanıtmak için buradayız. Когда я думаю о России, в моем сознании всплывает что-то величественное, что-то необъятное. Mevide Rusya Akademik Ordu Müzik Topluluğu'nu General Viktor Yeliseyev yönetecek. Vay, muhteşem bir şeymiş. Nasıl bir histi? Kızıl Ordu konseri. Keyifliydi, çok keyifliydi. Kızıl Ordu ile bizim Mehter ortak konser vermişlerdi. Dostluk günü olarak. Çok keyifliydi. Rusya'yı da ben şeyden öğrendim aslında. Pushkin'i çok seviyorum. Şair Pushkin. Evet. Bu adamcağızı dedim şey... kendi dilinde okuyabilmek çok keyifli olur. Fakat bir bela dil Rusça. Çok yani... zor. Ben de bir sinema filminde Rusça konuşmam gerekiyordu. 12-13 cümlem vardı. Ne uyku uyudum o dönem, ne yemek yedim, ne su içebildim. Sürekli evde, arabada, işte her sürekli o tekrar ediyordum. O ay, kadar zor bir lisan çok, ki. Çok zor bir lisan. Ya, yazısını hiç düşünemiyorum. Yani siz... Yok, yazısı bir günde öğrendim canım. O kolay. Öyle mi? Tabii tabii, bir gün iki günde hemen öğreniyorsun. O kadar önemli değil. Sonuç olarak semboller farklı. Ama şey, dilin kendi şeysi, grameri, sentaksı yani berbat. Ruslar düşünmüşler, şu yabancılar bizim dilimizi nasıl öğrenmezler, ona göre kurallar kuralım demişler ve öyle kurmuşlar. Ve yani aksine dili. Onlar da nasıl güzel Türkçe konuşuyorlar, benim var tanıdıklarım. Ama o dili konuşan her dili konuşur evet. Rahatlıkla. Yani. Bayağı şahane konuşuyorlar yani bizim canım. Dilimizi, o konuda da Rusçayı tebrik etmek konuşan lazım. Evet, her dili doğru, konuşur. Doğru söylüyorsunuz. Neye göre seçerdiniz peki? Sizi eminim birçok televizyon programı da geldi, özel sunumlar da geldi, törenler de. Orada bir seçim yapardınız elbette. Ama neye göre seçerdiniz? Yani benim sunabileceğim şeyler olması gerekiyor. Benim yani kalite demeyeyim buna, biraz kasıntı bir laf olur. Belli bir kalitede olması gerekiyor ki ben bir şey katayım. Yoksa katamam. Yani düzgün bir şey olması gerekiyor ve organizasyonunun da iyi yapılması, profesyonelce yapılması gerekiyor. Yoksa sunucu tek başına çünkü toparlayamaz olayı. Yani bir Eurovizyon'daki profesyonel yaklaşım inanılmaz bir şey. Ben hayatımda bu kadar kolay hiçbir şey sunmadım. Çünkü 3 kere zaten genel prova yapıyorsunuz. Günlerce provaları yapılıyor. Şey. Her şey hazır milimetrik olarak. Onun için Oscar törenleri o kadar zor değil. Oscar törenleri çok milimetrik. Her şey çok güzel hazırlanıyor. Evet. Onları sen ben çok rahat sunarız yani, merak etme. Ay ne kadar. O imkanları verseler. Sunsak mı sizle bir Oscar acaba? Bilmem valla. Keyfime göre. Bir teklif gelsin bakalım da. Prova çok önemli gerçekten. Çalışmak çok önemli. Ödül verdiğiniz kişinin ismi soyadı mesela, ben de ona çok dikkat ederim. Yani soyadını yanlış söylemek, ismi yanlış söylemek de. Çok ayıp. En büyük ayıp. Tabii tabii. Çok büyük ayıp. Bazen öyle törenlere şahit oluyorum ve gerçekten utanıyorum. Yanaklarım kızarıyor. Başkalarının adına benim yanaklarım kızarıyor. Gerçekten utanıyorum. Doğrudur. Tiyatro yıllarına dönmek istiyorum. Çünkü oradan da, tiyatro yıllarından da size bir sürprizim olacak. Neredeymiş bakayım benim sürprizim? Evet, buldum sürprizimi. Bir oyundan görüntüler de gelecek şimdi. Bir görüntülerimiz gelsin, sonra üstüne konuşalım. Bakalım neler hatırlıyorsunuz, nasıl bir dönemde. Buyursunlar efendim, gelsin. Sürdüreceğim sizi.
Kaçmaya çalışıyor. Ne yapacağız hırsızız? Hıyar gibi burada mı olacaksın? Ne bekliyorsun? Gece bir saatinde evime giriyorsun. Evimizde. Sen de öğren şunu. Evimizde karıcığım. Ne bekliyordun? Ha? Ne mi bekliyordum? İnsanca bir davranış bekliyordum. hırsız kardeş. Ayıp. Yapma böyle şeyler. Sen çok git evladım buradan. Öyle nazik davranırsan. Tavşan gibi damdamlar. Ne oluyorsun lan? Ben sana söylüyorum. Hile yapmıyorum. Buna ihtiyacım yok. Tamam, bundan sonra ağaç tarafında ben oynayacağım. Ayrıca bunun bir şey değiştireceğini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü sen asla kazanamazsın. Efendim? Asla kazanamazsın. Unuttun galiba Sermet. Okuldayken hep ben kazanırdım. E tabii senin gibi akıllı bir kızdan da bu beklenir. Param nerede? Sermet, canımı acıtıyorsun. Paranın yerini söylemezsen daha çok acıtacağım senin canını. Paranın. Havada bulut. Havada bulut. Sen bu işi sen unut. Sen bu işi unut. Ali Poyrazoğlu benim hayatımda çok önemli yeri olan bir kişi. Benim hocamdır aynı zamanda. Ayrıca da çok sevdiğim bir hepimizin dostumdur hocası, tabii ki. Kesinlikle. Son zamanlarda çok fazla görüşemiyoruz ama. Ağırladık onu da. Geldi, oturdu masamızda, sağ olsun. Kırmızı geldi biz. Değil evet, mi? Evet, çok konuk güzel onlar konuştu. Yani Derya aynen gibi bir adamdır canım. Çok özel kesinlikle bir insandır. Kesinlikle. Müthiş hiç zeki, müthiş olmayan, yetenekli. Kesinlikle. Gerçek bir entelektüel ve benim ciddi bir şekilde hocamdır. Yani tiyatro konusunda en büyük feyz aldığım insandır. Onunla birlikte epey oldu ama bu da 10 yıldan çok fazla çok oldu çok herhalde. Ki. İşte Nilgün Belgün vardı, Özdemir var falan birlikte oynadığımız. Keyifli bir oyundu. Ama öyle şey benim son oynadığım oyunlardan biri olmak dışında kariyerimde evet. Hani aman iyi ki oynadım dediğim oyun değil tabii. İyi ki oynadığım değil de şöyle bir rol oynamak isterdim. Şu karaktere hayat vermek isterdim. Var mıdır arzu ettiğiniz bir karakter? Vallahi olmaz olur mu? Tabii, vardır, tabii ki var. Yani ne bileyim Shakespeare oynamak isterdim. Troilus ve Cressida falan mesela. Ay, çok Troilus oynamak isterdim. Çok bilinmez ama çok güzeldir değil mi? Çok, evet çok az oynanmış. Evet, en az oynanmış yer. Evet. Romeo oynamak isterdim tabii canım. Çok, Romeo çok ister küçük. Miydin? İstemez olur muyum tabii. Kim istemez? Evet. Hamlet'i herkes ister ama o çok klasik olacak evet diye söylemedim. Fransız şeylerinden bir sürü şey oynamak isterdim. Fransız klasiklerinden. Ne yani bileyim, o zaman hayatınıza dair şöyle dönüp baktığınızda şimdi sizle oturup konuştuğumuzda şöyle şansım vardı ama ben bunu hayata geçirmedim diye pişmanlıklarınız var mı? Pişman yani tabii ki keşke şimdi olsaydı da bunu şöyle yapsaydım dediği çok şey olması gerekir insanın. Yoksa zaten her şeyi ben çok doğru yaptım, mümkün muhteşem değil yaptım falan. Böyle bir şey olmaz. Söyleyene de inanmam ben zaten. Pişmanlık tabii ama öyle çok büyük pişmanlığım yok doğrusu benim. Bazen baktığım zaman ne kadar hırtlık etmişim. Bu davranış çok kötü bir davranış. Yani bu çocuğa niye böyle davranmışım yahut bu adama neden bu kadar sert davranmışım dediğim hırtlıklarımı ve beni çok üzen şeyler oluyor mesela. Elbette oluyor. Hepimiz olduğu gibi. Hepimize oluyordur mutlaka. İtiraf etmiyorsa zaten insan kendini yargılamıyor demektir ki o çok kötü bir şey. Ama büyük hatalar yapmadım ve çok mutlu bir hayat yaşadığımı düşünüyorum. Doyumlu ve keyifli bir hayat. Evet, yani kendimle uyumlu, kendimle barışık. Hayvanlarımı çok seviyorum. Onların iyi ki var. Keşke daha önce onlarla şey yapsaydım. Aşırı neşir olsaydım. Dostlarım, az sayıda dostum var ama çok sayıda da sevenim var. Gerektiği anda başvurabileceğim bir sürü de insan var. Yani başvurabileceğim dediğim manevi olarak şey yapacak. Şu Morfin oyunu mesela benim kariyerimdeki Morfin en önemli oyundur. Öyle mi? Evet. Ah, Bülent o, abim nur içinde bu şey yapacağını. Bu oradaki çorba kasesinden de görüleceği gibi çorba tenceresinden. Evet. Şey Çılgınlar Kulübü o. Morfin oyunun için önemliydi hayatınızda? Morfin çok güzel bir oyundu. Ve ben yani ilk aşağı yukarı ilk kez bu çapta bir başrol oynuyordum. Ali nasıl benim bir abimi oynuyordu. Şeyde bir savaşta yaralandıktan sonra morfin tedavisi görüp morfinle tedavi edilmiş ağrılarından dolayı ve ondan sonra morfin tutkunu olmuş, uyuşturucu müptelası olmuş bir kişinin, bir çocuğun, bir gencin şeysiydi. Öyküsüydü. Karısıyla, babasıyla, ailesiyle ilişkileri. İşte aslında program başında söylediğiniz gibi komedi çok arzu ettiğim bir şey değildi. Ben drama severim dediğiniz bravo için sanıyorum o sizi çok etkilemiş. Bravo. Peki şimdi şu an en güzel yaştasınız. Her şey yani yine ne istediğimizi bilemiyor olabiliriz ama ne istemediğinizi bildiğiniz bir yaştasınız. Kesinlikle şimdi öyle. Bir tiyatro, bir sahne
hayatınızda olsun ister misiniz bir oyun oynamak, tiyatro? Özlüyorum. Tiyatroyu tabii ki özlüyorum. Ama yani daha çok zamanımız var. Ben her zaman söylediğim gibi yaş 62 yolun yarısı eder. Evet. Süper bu. Kesinlikle katılıyorum. Ben kendimi ayrıca yani yaş açısından hiç şey bulmuyorum. Çok güzel. Her yaşımı sevdim evet. Ben. Yeter ki sağlıklı olalım tabii. Kesinlikle. Allah sağlık versin. Tabii ki. Sağlıklı olduktan sonra bu yaşlar dediğin gibi aslında en güzel yaşlar. En güzel yaş. Şimdi hele artık sanıyorum, görebiliyoruz evet yani. Evet ya, bir aktör için çok şahane bir yaş olsa gerek bu. Kesinlikle öyle, değil öyle. Mi? Şimdi, çünkü artık tecrübelerin var, sezgilerin kesinlikle. Gelişmiş, ayırt edebilme yeteneğin. Gençken oyuncu olmanın çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynen. İçindeki içgüdüyle gittiği yere kadar. Eski oynadığım şeylere bakıyorum, filmlere yahut oyunlara. Şimdi oynasam tabii çok daha başka türlü oynardım. Şeyde mesela sinemada en zevk alarak oynadığım, en son oynadığım İsveç'te oynadığım evet rolde. Biliyorum. Kapılara Dikkat. Kapılara Dikkat. Değil mi? Save for Dorana. Onu çok aslında. Severek oynadınız. Çok severek oynadım çünkü çok keyifli bir çalışmaydı. Bir defa Helena Bergström çok çok iyi bir aktördü. Oyuncudur, aktristir. Hatta İstanbul Film Festivali'nde de bir özel oyuncu ödülü verdiler ona. Bir rolünden dolayı. Nefisti. İzleyelim mi? Hadi izleyelim bakalım. Buyursunlar. Ne oldu başına öyle? Gel otur bakayım şuraya. Gel otur şuraya. Gel bakayım otur otur bakalım. Bunu yapan doktor falan değil, kasap olmalı herhalde. Hello, Mutsak. Hello, Deskin. Mutsak'ın altı bronum. Vi måste gå nu. Kom gumman. Erik sitter och väntar i bilen. Ja, jag måste också gå. Önce bandajını tak. Ja, men du skojar. Hadi kızım, tak bandajını tak. Hadi, hadi. Men pappa... Ta på dig nu då. Sätt på den. Lyssna på din pappa. Hadi yırttın yine şişko. Bütün bunlar sana okuldayken şeker vermedim diye değil mi? Ha? Sahi vermezdim. Çünkü obur şişkonun değil. Bir dakika, biz izlerken buradan başka bilgiler geldi bana. Siz bu rol için İsveççe öğrendiniz. Tabii. Ama... Çünkü Rasim'in oynadığı Türkiye Dışişleri Bakanı kısa 2-3 günlük bir rol, küçük bir roldü o. Onu teklif ettiler bana. Ben dedim yönetmen çok iyi bir oyuncudur aynı zamanda Helena Bergström. Dolayısıyla Helena'yla memnuniyetle çalışmak isterim. Kabul ederim ama dedim. Şu öbür rolü kim oynuyor bakayım dedim. Cerrahı. Dediler ki onun İsveççe bilmesi lazım. Onun için İsveç'te oturan oyunculardan birini seçeceğiz. Henüz bilmiyoruz dediler. Dedim kaç ay var şeye? Başlamasına çekimlerin. 4 ay falan var dediler. Tamam dedim. Ben 4 ayda size İsveççeyi öğreneyim. O rolü oynayacağım dedim. Kaldı bir. Mümkün mü? Mümkün dedim. Ama şu anda Rusça öğreniyorum. Onu biraz ertelemem gerekecek. Ama mümkün, merak etmeyin dedim. Helena'ya söylemiş bunu hemen şey. Helena hemen gönderin demiş. Hemen İsveççe senaryoyu gönderin ona demiş. Peki geldi İsveççe senaryo. Geldi İsveççe senaryo. Ben 20 gün sonra telefon ettim. İsveççe konuştum onlarla. İnanılmaz. Bir dakika ya. O kadar değil. İnanılmaz hayır, bir şey. Şöyle. Tabii ne söyleyeceğimi, ne konuşulur telefonda aşağı yukarı bildim, düşünmüştüm. Özel bir hocayla herhalde çalıştınız. Hayır, kitap. Özel kitap Fransa'dan getirdim. Fransızların öğrenmesi için. Ben bütün dilleri öyle öğrendim. Asimil diye bir metot bu. Hem CD'leri var hem kitabı var. Günde bir ders yapıyorsunuz, CD'sini dinliyorsunuz. Bu şekilde bütün dilleri böyle öğrendim bu metotla. Ne güzel, şimdi bizi izleyenler için bu böyle bir tatlı bir arzu olabilir. Başka yani. Metot ama yani sevmek ve uğraşmak lazım tabii. Onu öğrenmek, devam etmek. Ama güzel bir şey. Yani çok güzel bir gün şey. Boyunca dinliyorsunuz o zaman. Aynı zamanda da kitabını... Yarım saat çalışıyorsunuz günde. Ha, ama ne kadar saat. Dinlerseniz o kadar iyi tabii. İyi tabii ki. Arabada dinleyebilirsin, evde dinleyebilirsin. Aynen. Arabada zaten nefret ediyorlardı benden. Ya İtalyanca, ya İsveççe, ya Rusça devamlı ben şey. Ben İspanyolca öğrenmek çok istiyorum. Nedense çok hoş. Hoşuma gidiyor. Acaba denesem mi bu yönde? Neden olmasın? Çok hiçbir güzel. Şey için geç değil. Reklama gidiyoruz. Tabii sonra burada izliyorsunlar. Tabii ki. Elbette siz
üretmeye devam etmeden durmazsınız. Şu anda eminim bir şey, bir projelerin hazırlığındasınız. Var mı bir sürpriziniz bize? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Yani çok kişi soruyor bunu. Emekli olduğunuz, emekli mi olduğunuz, evet, göremiyoruz. Aynen. Siz de televizyonda görmeyince hiçbir şey yapmıyor zannediyorlar. Halbuki yani en verimli olacağımız çağdayız aslına bakarsanız. Evet. Şimdi biz uzun zamandır, benim bir şirketim var. O şirkette televizyon programları bu aralar çok ilgimi çekmediği için bir süredir yeni formatlar üretiyoruz ve onları kurumsal toplantılarda, örneğin bayi toplantılarında, lansmanlarda, işte belediyelerin yahut başka kuruluşların açık hava toplantılarında falan onları sergiliyoruz. Çok eğlenceli formatlar yarattık. Hele bir tane formatımız var ki, bilgi yarışmasıyla futbol oynatıyoruz. Sanal bir maçı iki takımın doğru cevap oranları arasındaki fark yönetiyor. Yani ona göre maç yönleniyor. Bu kıyametler koparıyor. Yarışmaç galiba ismi. Adını yarışmaç koyduk. Bu televizyonda oynayacak tabii ama şimdilik değil. İşte bakın görüyorsunuz insanlar hakikaten çıldırıyorlar. Yerlerde sürünüyorlar. Herhalde maç olunca söz konusu öyle değil ama mi? İnanılır gibi değil. Yani bakın statta 3000 kişiye yaptık mesela. 3000 kişi. Şeyde, o anda spor salonunda. O anda online olarak mı online yarışıyorlar? Tabii tabii. Yarışıyorlar yani öyle tabii, mi? Tabii tabii maç devam ediyor. Onların verdikleri şeye göre sanal maç. Evet sanal maç. Animasyon görüntülerinden yapılmış, evet, ama çok gerçekçi, hakiki maç gibi. Evet. Ver bakın arkada oynuyor işte maç. Stat var. Tamam. O büyük ekranda, LED ekranda o oynuyor. Fakat maç iki takıma bölünüyorlar. O iki takımın verdiği cevapların doğru cevap oranları arasındaki farka göre. Ya, hangi takım çok daha heyecan, çok doğru cevap verdiyse o takım gol atıyor. Ya bu televizyonda yapılacak bir şey mi? Yapılacak, peki? Televizyonda yapılacak ama televizyonda daha bir 6-7 ayımız var. Yani çalışmak çünkü için. Çünkü kendi animasyonlarımızı yapmamız lazım. Burada bir oyundan izin aldık. Onların izniyle oynatıyoruz. Kendi animasyonlarımızı üretiyoruz şimdi. Onlar televizyon izni vermiyorlar. Lisans haklarından dolayı, çünkü oyuncular sadece oyun için şey yapmışlar. Başka şeyimiz de var tabii, yani bir başka formatımız ne daha güzel var. Yarış maçın basketbol versiyonu var, otomobil yarışı versiyonu var, at güzel yarışı versiyonu bunların var. Bunların herhalde sunumları da sizden. Genelde ben yapıyorum, çok başka güzel arkadaşlar da yapıyor, sevgili Ercüment Şansal yapıyor. Ay, mesela. Çok güzel. Efendim böyle gayet keyifli bir şey oluyor ve çok sık yapıyoruz, çok tuttu bu bayi toplantılarında. Kurumsal çünkü herkesin hep beraber aynı anda hem rahatlayacağı hem eğleneceği bir formata benziyor. Yani 3000 kişinin yahut 500 kişinin aynı anda interaktif olarak tabii oynayabileceği, katılabileceği başka bir format da yok yani. Yok gerçekten yok. Bu dünyada yokmuş tek, bu bizim kendi gerçekten formatımız. Gerçekten yokmuş efendim. Buradan da duyurmuş olduk. En kısa zamanda sizi ekranda görmek istiyoruz. İnşallah. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok çok güzel bir program. Çok kaliteli, düzeyli. Ben de burada olmaktan mutluluk duydum. Ne mutlu bana. Sizden bunu duymak daha da mutlu etti beni. Eksik olmayın. İyi akşamlar efendim. Sevgiyle kalın.